Herkese selamlar. Sonunda ne zamandır böyle hem gpsi ve Xbox'ı pazarladıkları hem de beklenen Forza Motorsport çıktı. Ben zaten arabalarla ilgiliyim. Hemen girdim başladım oyuna ve size aktarıyorum. Şimdi ciddi uzun süredir beklediğiniz Forza Motorsport sonunda çıktı. Basın tarafından sevilen, kullanıcılar tarafından aslında nedense sevilmeyen oyunumuz şahsen beni tatmin etti. Öncelikle şunu bir bilin. Bu Forza Horizon gibi bir eğlence yarış oyunu değil. Adına da geçtiği gibi motor temel alanı bir simülasyon. Adamlar size bu deneyimi simüle ediyor. Ve ben gayet başarılı buldum. İlk olarak oyunda farklı oyun modları var. Serbest oyun modu var, girip takılıyorsunuz. Online modu var rekabetçi tayfı için. Bir de kariyer modu var. Şahsen ben hep kariyer oynadım. Hani hem gelişimi görüp kademe kademe ilerlemek çok hoşuma gidiyor. Hem de oynamak için bana ayrı bir sebep veriyor. İlk başta aracınızı konflikte seçenekleri çok fazla. Egzozundan şanzımanla, şanzımandan motor bloğuna, tekerleklerin gelişimlerine, aracınızın ağırlığına, ön tampon, arka tampon artık aklıma bile gelmeyen böyle iyili ufaklığı ne kadar değişiklik imkanınız var, hepsi mümkün. Ve tabii ki bunlar bir şekilde aracınızın performansını etkiliyor ve oyun size bunu ne zaman olarak simüle ediyor. Onu da artık size kalmış. Yani zevkinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ek olarak mekanikler 10 numara 5 yıldız. Piste hızlanırken, yavaşlarken ve yol yolda sırasında hiçbir eksiklik hissetmedim. Kontrol ile oynarken harbiden gerçek araba sürüyormuş hissiyatına kapıldım <laughs> ve hatta baya baya kapıldım yani öyle böyle değil. Arkada son ses müzik açıp saatlerce başından kalkmadım. Aşırı zevkli. Tabi şunu belirtmem lazım. Arabalardan veya bu tarz oyunlardan hoşlanmıyorsanız oyunu beğenmemiz çok normal. Zevkler ve renkler tartışılmaz sonuçta. Mekanikler açısından süper bir deneyim sunsa da tabii ki eksik yanları oyun genel olarak mevcut. Tabi mekanik direkt şunu da söyleyeyim. Oyunda inanılmaz bir yapay zeka var. Harbiden yapay zeka işini becermişler. Çünkü şöyle mesela pistten çıkarken ceza yiyebilirsiniz. Yarışta ya da ne bileyim bir arabaya çarptığınız zaman ceza yiyebilirsiniz. Ve bunun önemli olan şey tabii ki yapay zekanın belli bir zekaya harbiden zekasının olması lazım ki böyle absürt absürt her şey ceza yemin deneyimiz bozulması falan. Bu konuda Turnon Studios harbiden on numara bir iş çıkarmış. Yapay zeka gerçekten tutarlı hareketler sergiliyor olması gerektiği gibi davranıyor. Harbiden güzellerini yani, beğendim. Beğenmedim bazı yanlara gelirsek. İlk olarak ses açısından beni pek tatmin etmedi. Motor sesleri, müzikler, çevre sesleri hani çok basitte kaçılmış gibi bir durum var. adam bir olayı yok. İkinci olarak seri oynadım. Hani kalite modunda ciddi söylüyorum inanılmaz bir grafikler var. Böyle bir grafik yok. Ama performans modu da sanki biraz baştan sağlam olmuş gibi. Bu oyunda tabii ki bence önemli olan FPS çünkü hızlı bir aksiyon içindesiniz. Aksiyon deyim de yani hızlı bir sekansın içindesiniz ve hep akıcı olması lazım. Hani o yüzden oynanmayacak gibi bir durum yok performans modunda ama hani grafikler gene iyi ama kalite modunda başka bir grafik kalitesi var ya yani. onu da bir söyleyeyim. Yarış deneyinden de bahsedersem yarıştan önce lastik ayarlarınız deponuzun ne yakıt ile dolması gibi ayarlar yapıp antrenman turlarında pisti tanıyorsunuz. Daha sonradan da asıl yarış sırasında nasıl davranmanı izliyorsunuz yani piste göre onu belirliyorsunuz. Yani oyun size gerçekten harika bir tekrar çiziyorum simülasyon deneyimi sunuyor zaten yapay zeka çabası. Konuşacak çok da fazla bir şey yok hani zaten oyun yarış oyun yani yarışıyoruz bu. Bu tarz oyunlarda benim gördüğüm ilk şey mekanikliğine sağlamaması çünkü tüm olay orada ikincisi grafik yapay zekadan bağımsız olarak söylüyorum bunu. İki açıdan da özellikle mekaniklerden 10 numara bir söz konusu türü seven kaçırmasın. Hani zaten oyun Game Pass'te de var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Evet gençler motosporta durumlar böyle. Ben şahsen dediğim gibi bayağı beğendim. Bence 10 numara iş çıkarılmış. İnsanlar tarafından neden beğenilmediğini tam çözemesem de bence 10 numara bir iş. Mutlaka girin bakın ama dediğim gibi tekrardan arabalardan, yarışlardan ve simülasyondan bu tarz hani dört teker bir direksiyondan hoşlanıyorsanız girin. Yoksa zevk almazsınız. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bye bye. Abone olmayı unutmayın.